Çocuklara diyorum ki antrenmandan sonra tavuk yemeyin, waffle yiyin. Diyor ki proteinli waffle çıkmış. O kadar sizi destekliyorum yani. Ve elim titriyor ya, kamerayı tutamıyorum. Zaten 6 ay önce yarıştan çıktım, 8-9 ay oldu. Ne kadar ödeyeceğim, hesaplayabilir miyiz? Elim titremeye başladı. Hesaplayayım. Kemal abi burada mı? Sen kardeşsin değil mi? 11.30. Benziyorsunuz bak. Bir saniye ben hesaplayayım. Bak abi Akça kadarken her gün Kemal abinin yanında gidiyordum. Onu da söyleyeyim. Kemal abi beni çok iyi tanır. Bu videoyu 20 bin kişi izleyecek. 5 bini... Öğrenci misin? Öğrenci misin? Beyler yeni videoma hoş geldiniz. Ezan okunuyor şu an. Bu videoda ne yapacağım biliyor musunuz? Bu videoda yapabileceğim, yani olabilecek en büyük waffle yiyeceğim. Chat Meal'in en büyüğü, en kralı yapacağım beyler. Şimdi nereye gideceğim? Waffle'cıya gideceğim. Tabi waffle nerede bulunur? Marketlerde bulunmaz. Waffle'cıda bulunur. Waffle'cıya gideceğim. Hatta size yolu da göstereyim ya. Hatta ben bu videoyu doğal bir diyeyim. Hiç şey yapmayayım ha. Kapatmayayım videoyu, direkt etrafı çekeyim. Bugün evet arkadaşlar, Muğla'nın Közikli ilçesindeyiz. Közikli ilçesi Muğla'nın en çok zina yapılan yeridir. Her aile, her evde her an her şey olabilir. Çünkü yaklaşık 100 bin nüfusu vardır ve 100 bini de öğrencidir. Bu öğrencilerin hepsinin 18-19 yaşında olduğunu sayarsak, şekil A gördünüz. Her yer, bakın şekil B, her yerdeler. Tek gezen görmek gerçekten zor. Şimdi waffle'cıyı rehin almaya gidiyorum. Bakın her yerdeler, görüyorsunuz değil mi? Muğla'da Kötekli'de şöyle tutacağım. Muğla'da Kötekli'de zaten bir tane waffle'cı var. Sağlam, güzel waffle yapan. Ondan gidip en kral waffle yapmasını isteyeceğim. En büyük, en büyük. Hatta ben her şeyi seçeceğim ya. Can bunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum. Her şeyi seçeceğim. Waffle... Hatta buraları ben hiç kısmayacağım ya. Aa, çıkmaz sokak. Fuck. Dön. Buradan. Buradan gidiyoruz. İnsanın otor olması güzel. Yürüyebileceğin her şeyi yapabilirsin. Yürüyebileceğin her şeyi. Bakın, Muğla'nın merkezindeyim, Kötekli'deyim. Ayrıca burada yaşıyorum. Herkese kapım açık. Bu da buradan duyurusu. Herkese kapım açık beyler. Hepiniz gelebilirsiniz. Hancock'un önünden çıktık. Gördüğünüz gibi farklı style var. O neydi lan öyle? Çok iyi değil miydi? Neyse önümüze bakıyoruz. Kaza yapmayalım. Burası Kötekli. Gördünüz burada. Bizim salon burada olduğu için herkes tanır. Şu anda gördüğünüz neredeyse bütün insanları tanıyorum ben. Hepsi selam veriyor. Gören, göz göze geldiklerim hep selam veriyor. Bu lambi benim altındakine bak. Bu ne? Gel buraya. Görüşüyoruz. Bak yine verdim. İşte bahsettiğim yer burası. Hasköy'e Fiyozcan, burası gerçekten en iyi waffle'cılardan. Motoru şöyle. Bırakalım. Çalışıyor arkadaşım gördüğünüz gibi. Selam ver. Hi YouTube. Arkadaş çalışıyoruz şimdi. Waffle'cıya gireceğiz. Çocuk bize takmadı ama her şey güzel olacak. Şanseye takayım. Bakın burası harbiden güzel bir dükkan ya. Kötekli'nin en kral dükkanı. The Waffle. Welcome. Waffle in. Merhaba, kolay gelsin. Video çekiyorum, bir sıkıntı yok değil mi? Tamam. Hatta sizi yaklaşık 20 bin kişi izleyecek. Var mı söylemek istediğim bir şey abi? Yani... Kötekli'den de, yani Muğla'dan bayağı bir izleyen var. 5 bin kişi falan var. Vallahi. Evet. Burası Kötekli'de Waffle Inn. Evet. Şimdi nasıl bir waffle istiyorum biliyor musunuz?
Asıl. Yani böyle bana yakışır, böyle çılgın bir waffle istiyorum. Neredeyse hepsinden enerji koyacağız. Nasıl? Enerji yapalım mı? Ben seçmek istiyorum. Yani hepsinden neredeyse koyacağız. Tamam. Form falan var mı? Ben doldurayım. Nasıl? Hani böyle içinde bundan olsun, bundan olsun, bundan olsun. Şey onlar yok da, menü var. Sizin menüye bakın ya da kendiniz söyleyin bize. Tamam, ben şimdi söyleyeyim o zaman ne olacağını. Hazır mısınız? Bence o kağıt yetmez. Tamam, çikolatasını alayım. Tamam. Ne seçeneklerim var? Nutella, beyaz çikolata, sütlü çikolata, bitter, frambuaz, antep fıstığı, badem, karamel, fındık. Tamam, o zaman ben yarısı double koyabiliyor muyuz? Bol olsun istiyorum yani. Tamam, çikolatası bol. Aynen. Beyaz çikolata ve Nutella olsun. İkisi de bol olsun. Peki. Yani insan waffle olmayacak yani. Bu çok farklı bir waffle olacak. Meyve olarak mı? Ne seçeneklerim var? Muz, kivi, çilek, ananas. Yüzüm çekebilir miyim? Sorun var mı? Hayır, yok, sıkıntı yok. Tamam. Muz, kivi, çilek var, ananas var, elma, armut. Bunlar. O zaman sadece muz ve kivi olsun ya. Meyve olarak sadece muz ve kivi olsun. Peki. Sos olarak? Evet. Şimdi başlıyoruz değil mi? Bak ben buradan bakayım ne var. Şurada kiraz var ya. Onu sevmem ya. Şu karışık damla çikolata var ya. Ondan olsun. Bunu meyve meyve çikolata hiç sevmem. Bunları da sevmem. Şu üzümlü çikolata mı? Tamam, bitterli par çikolata. Ondan olsun. Aa, dur yazmıyorum. Biraz sonra söyleyelim. Sen benimsin, çılgın. Sen benimsin. Bu benim değil, değil mi? Aynen. Tamam. Benim değilmiş. Reklam var Nutella. Gerçi Nutella'nın benim reklamıma ne ihtiyacı var, değil mi? Oo, daha şunlardan var. İşi bitsin. Sonra. Aa, dondurma da var. Dondurma da koyayım. Aynen. Kendimde çekeyim. Bugün akşam bacak antrenmanı yapacağım. Bacak için enerji gerekebilir. Tabii bunu karbonhidratla sağlarsanız daha iyi olur. Şekerle sağlarsanız kötü olabilir ama. Sos olarak ne yazdınız? Sos olarak ne yazdınız? Sos olarak daha yazdım. Tamam, ben boşuna söylemişim yani. Karışık, aynen, damla çikolata. Bitter parça çikolata mı? Ondan. Sos olarak. Önce sosları mı söyleyeceğiz? Hayır. Tamam. Tamam, şu anda çakıl taşı. Çakıl taşı istiyorum. Bunlardan zaten karışık da vardır. Şu arkadaki var ya çikolatalar. Şu arkadaki çikolata var ya. Ne onun ismi? En köşedeki. Şu. Arkadaki. Kahve direci. Aynen, kahve direci. Olsun. Bir de Antep fıstığı tozlu. Olsun. Şey, meyveleri double yapabilir miyiz? Muzda kivi de double olsun. Fazla olsun peki yani. Olabileceği kadar fazla olsun. Şimdi üzerine sos. Çikolata ve... Çikolata. Çok çikolatalı oldu ya. Çikolata ve neler var seçeneği? Frambuaz, çikolata. Çikolata ve frambuaz olsun, tamam. Peki. Tamam. Böyle bomba bir waffle bekliyorum. Çok ağır olmaz. Şimdi ben ne kadar ödeyeceğim? Yok, ağır olmaz. Abi ben yaklaşık 4 aydır 5 aydır waffle yemiyorum. Ne 4 ay 5 ay ya? Zaten 6 ay önce yarıştan 8-9 ay oldu. Ne kadar ödeyeceğim? Hesaplayabilir miyiz? Elim titremeye başladı. Hesaplayayım. Kemal abi burada mı? Sen kardeşsin değil mi? 11.5. Benziyorsun bak. Bir saniye, ben hesaplayayım mı? Bak abi, Akçakada'yken her gün Kemal abinin yanında gidiyordum. Onu da söyleyeyim. Kemal abi beni çok iyi tanır. Bu videoyu 20.000 kişi izleyecek. 5.000. Öğrenci misin? Öğrenciyim tabii ki de. Kötekli öğrenciyim. Rezidorm var ya. Spor salonunda hocalık yapıyorum. Çocuklara diyorum ki antrenmandan sonra tavuk yemeyin, waffle yiyin. Diyor ki proteinli waffle çıkmış. O kadar sizi destekliyorum yani.
Ben elim titriyor ya, kamerayı tutamıyorum. Çok iyi. Ciddi misin? Beklediğim kadar büyük bir waffle olmayacak sanırım. Hayır. Ya zaten sadece... ekstrasız waffle'ınız 11,5 TL. Hmm. Ekstralarla 16 TL. Zaten... O zaman onu 20'ye tamamlayalım mı? Bayağı bir arttıralım ya. Yani şöyle bir yaş pasta gelsin istiyorum. Tamam. Halleder misin? Sen peki. Adamsın. Sana güveniyorum. İçecek olarak bir şey alır mısınız? İçecek olarak? Sıcak içeceklerimiz var. Çay, Türk kahvesi. Meyveli sodalarımız var, soğuk içeceklerden. Fanta. Zero var. Ya madem böyle bir işe girdik ya da ben waffle'ı en çok çay seviyorum ya. Çay. Waffle'ı en çok çay alayım hani. Birkaç tane çay içerim. Peki. Tamam. Tamam 20 lira ödeyeceğim yani. Ya siz harikasınız. Yani. Ama gelen waffle'ı da çekeceğim abi. Küçük bir şey tamam. Olursa daha reklamınızı yapmam. Söyle. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yani, waffle güzeldir, waffle yesinler değil mi? Aynen. Bir de 25 Mart'ta Dünya Waffle Günü bekleriz. 25 Mart'ta? Dünya Waffle Günü. Dünya Waffle Günü. Aynen. İndirim falan var mı? Nasıl? İndirim falan olacak. İndirim olacak evet. İndirim de olacak. Aynen. 25 Mart'ta. Evet. Kötekli Waffle yine bekliyoruz. The Waffle In. Dünya Waffle Günü. Tamam, waffle'ı bekleyelim şimdi. Bomba bir waffle yapacak. Abi ne zaman benimkini hazırlayacaksın? Yok, şu an benimkini mi hazırlıyorsun? Tamam. Belki hazırlarken de çekerdim de. Ya bu yukarıda müzik var, inşallah telif hakkı olmaz ya. Olursa da sıkıntı yok. Bomba bir waffle geliyor. O zaman videoyu kapatayım ben. Hazırlarken falan tekrar çekerim olmadı. Bekleyin. Peace. Tün öyle ya. Sen neler yaptın öyle ya. Şu an benim waffle hazırlanıyor. 25 Mart Dünya Waffle Günü'ymüş. İlk defa duydum. 5 yıldan beri yapıyoruz ya. 5 yıldan beri. Aynen. Vay be. Çok deli bir waffle geliyor. Bravo, hareketleri var. Güzel adamsın sen. Onun ismi de İbrahim'miş bu arada. Benim ismim de İbrahim. Güzel mi? Banane. Bu ne? Ha bu bir waffle mı? What is this lan? Ooo çok güzel. Şimdi size bir anımı anlatacağım. Bakın. Bir ara valilik yaptım ben, tamam mı, İstanbul'da. Bakın 17 yaşındayım ama gerçekten hiçbir şeyden korkmuyorum. 17 yaşında gibi değilim. Ya böyle inanılmaz bir çocuktum ya ben 17 yaşındayken. Bir gün valilik yapıyorum. Valinin ne olduğunu söyleyeyim. Vali, hani bu kafelerin önünde araba çekenler var ya. Onlar valilik. Nasıl başlarım? Ehliyetim yokken yaptım. Bir tane abi bana dedi ki, İbo dedi, çok acil sıkışayım abicim dedi. Gel dedi, beni bir gün idare et. Sen arabayı kullanmayı biliyorsun. Tamam abi dedim, geleyim. Gittim bir gün çalıştım. İbo dedi, yarın da bulamadım, gel. Ertesi gün derken resmen çalışmaya başladım onun yanında. Ulan bir gün oldu. Bir gün bir tane abi geldi. S2000 kardiyo, kabrio S2000 arabayla geldi. S2000 kardiyo diyorum ya, akla bak, full spora gitti. Kabrio S2000'le geldi, tamam mı? Baktım arabası inceden tozlu, tamam mı? Abi dedim, araba yıkama ister misin dedim. Senin dedim, arabanı yıkayayım ben güzel dedim. Geldiğinde çıktığında temiz temiz gidersin. Eyvallah dedi, İbo dedi, iyi düşündür bunu dedi, yıkat. Tamam abi dedim, bakın 17 yaşındayım, ehliyetim yok. Abi dedim, tamam dedim, ver arabayı yıkatacağım. Hemen manitayı aradım. Dedim, neredesin? Dedik, evdeyim. Dedim aşağı in, 5 dakikaya geliyorum, seni alıyorum arabayla. S2000 açtım üstünü. Nasıl gidiyorum? 17 yaşındayım, polis görse diyecek, ulan bu salağın ehliyeti yok, gel buraya. Hani nasıl bir cesaret, gittim. Kızın annesi camdan bakıyor, kız böyle süslenmiş inmiş. S2000'le bekliyorum, gözlükler, saçlar yine şekil, geri doğru atıyorum. Çok iyiyim ya, çok iyiyim. Hemen vali üstünü zaten çıkardım, kafeye fırlattım amına. Ne vali üstüsü? Hemen gittim, jilet gibi giyindim. Dedim gel, kızı aldım. İşte bir semtten bir semte götürdüm. Yaklaşık böyle 5 kilometre falan. Hani küçük, az yol da değil. Gittik işte bir kafede oturuyoruz, tamam mı? Kız indi araba. Şey, gittim valeye verdim arabayı, tamam mı? Kız gitti böyle, dedim sen geç otur, ben geliyorum. Valeye dedim ki, kardeşim dedim, sana zahmet arabayı dedim yıkamaya götürür müsün dedim. Tamam mı? Pardon, kız yanımda dedim. Kardeşim sana zahmet arabayı yıkamaya götürür müsün dedim. Çıkarken ödeşiriz dedim. Tamam, böyle yaptım. Kız sonra gitti, tamam.
Çocuk dedi tamam kardeşim işte arabayı veririz bir katmaya falan. Neyse biz oturduk. Oturuyoruz bayağı bir yarım saat, bir saat oturduk neredeyse. Adam beni aradı. İbo dedi ben dedi 5-10 dakikaya çıkıyorum dedi. Arabayı dedi getirirsin kardeşim dedi. Tamam abi dedim hemen getiriyorum. Zaten yıkama da bitmek üzere dedim. Hemen getiriyorum. Tamam. Hemen valeye dedim. Kardeşim benim araba geldi mi? Geldi. Hazır. Kıza dedim hadi kalkalım benim işim var. Babam çağırıyor. Galeriye gideceğim. Bu arada kız beni takip ediyor. İzlediği zaman duman olacağım. Neyse araba geldi ben çıktım falan. Kız dedim sen arabayı bin ben valenin parasını vereyim arabayı yıkattı geliyorum. Vale geldi dedi ki işte kardeşim dedim borcum ne kadar dedi 100 lira versen yeter kardeşim dedi. Ben dedim oğlum dedi bak ben de dedim valeyim dedim Beylikdüzü'nde. Al şu 10 lirayı dedim sus dedim tamam mı otopark. Ben de dedim yıkama yapıyorum al dedim şu 10 lirayı sus. Neyse verdim 10 lirayı çocuk güldü işte biraz samimi oldum dedim sen de girirsen kapım her zaman açık falan neyse. Sonra gittim arabayı kız evine bıraktım güzel. Annesi camda bekliyor kız evine bıraktım güzel. Sonra gittim. Arabayı çektim benim mekanın önüne. Adam orada bekliyor kapının önüne çıkmış. Abi dedim arabayı yıkattım güzelce. Üstünde ben de sildim falan filan. Ama araba jilet. Adam dedi kardeşim borcum ne kadar? Abi dedim 150 lira versen yeter dedim. Adam dedi al kardeşim sana 200 lira. Bir sonraki geldim tekrar görüşürüz. Çok iyi bir kardeşimizsin falan filan. Bu arada böyle hani konuşmalardan, toplantılardan falan hani böyle toplantılara falan gidiyordum ben sohbetlerim muhabbetlerim adam beni görmüş birkaç sefer. Böyle adam dedi al şu 200 lirayı kardeşim dedi yoluna bakarsın sen hani öğrencisin herhalde aynen abi dedim. Böyle bir muhabbetim oldu kız bana hala aşık. İbo diyor neredesin diyorum Muğla'dayım club'dayım neredesin kız bana hala aşık. Bu da böyle bir anımdı. Hayatım boyunca unutamayacağım bir anı bu da beni bekliyor resmen bunu öyle bir güzel güzel yiyeceğim ki çok güzel yiyeceğim. Çok güzel yiyeceğim. Böyle bir anım oldu. Bu videoyu burada bitiriyorum. 500 lira değerinde bir waffle. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşürüz. Peace out.